Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Seri ifadelerde yeni nesil soru çözümüyle beraberiz. Beceri temelli süper sorular çözeceğiz ve öğrendiğimiz bu konuyu baştan aşağıya tekrar etmiş olacağız. Ve çok güzel sorular bu dersin içerisinde bizi bekliyor. Şimdi bir kere LGS'de 2020'den beri cebirsel ifadeler her sene çıktı ve 2020'de 3, 10 sonra 2, sonra 2, sonra 4 olmak üzere 2023'e kadar geldi. Ve gerçekten önemli bir konu. Ve cebirsel ifadelerde önemli başlıklarımız da var. Bir kere 6. sınıftan beri öğrendiğimiz temel konulardan bir tanesi X'ler, Y'ler ve benzeri. Tabii ki mükemmel bir şekilde Tonguç kapımıza devam ediyoruz. Öncesinde bir intromuz var sonra dersimiz devam ediyor. İkinci dönem planlı programlı olmak isteyenler. Buraya! Yazılılardan yüksek not almak isteyenler Okul derslerini eğlenceli hale getirmek isteyenler O zaman Tonguç Kap 3. sezon heyecanında sen de yerini al. Şimdi Tonguçakademi.com'a gel, ücretsiz kayıt ol, takımınla birlikte bu maceraya katıl. Sizinle beraber Tonguç Kap'ta... Artık 3. sezona geldik. Yani artık 2. dönemin ilk e, kısmında beraberiz. Yani 3. sezon 1. haftada süper konular bizi bekliyor. Artık görev kartlarımız var ve görev kartlarımızla size her gün belli ödevler veriyoruz ve bu ödevleri yapan bir öğrencinin 95-6 alma ihtimali ve LGS'den 450 puan alma ihtimali yok diyebiliriz. Garanti diyebiliriz. Çünkü bunların her birisi ona göre tasarlandı. O başarı sistemine göre tasarlandı diyorum. Ve bugünkü görevleri vermek istiyorum ama öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz konu soru dağılım tabloları yayınladı. Bizim için çok güzel bir gelişme ve burada yazılı sınavlarında çıkacak konuları artık biliyoruz. Bunlar bizim için LGS için de önemli hale geldi. Çünkü LGS'de çıkacak konu başlıklarını buradan net bir şekilde kazanımlardan görebiliyoruz. Bugün sizinle beraber Dinamo'da test 42 ve 43'ü yapmanızı istiyorum. Cebise ifadelerdeki 8 ve 9. testleri yapmanızı istiyorum. Aynı zamanda Zoru Bankası'ndan da test 52, 53, 54, 55. Yani 4 tane testimiz var. Gerçekten buradaki sorular birazcık daha kazık. Onu da söylemek istiyorum. Buradaki soruları yaparsanız ki böyle bir tane sorum mesela bu. Üç soruluk bir test ama bu sorular birazcık daha kapsamlı. Onu da söylemek istiyorum. Hani üç soruda bir testi bitirebilir misiniz? Evet bitirebiliriz. Ama buradaki soruları çözerken birazcık efor sarf edeceğiz ki gerçek sınava girdiğimiz zaman çok rahat bir şekilde çözebilirim. Zaten amacımız da o diyoruz ve hemen seninle beraber bazı özet tekrarlara bakalım. Bir kere cebrisel ifadelerde en önemli şeylerden bir tanesi bazı özdeşlikler vardı. Bunlara çok aşina olmamız gerekiyor. Yani gördüğümüz zaman hemen aa ben bunu biliyordum dememiz gerekiyor. Mesela a kare eksi b kare. iki kare farkı deniyordu buna. İki kare farkında a kare eksi b kareyi a eksi b çarpı A artı B şeklinde yazmayı bilmemiz gerekiyordu. Yani bu neyin karesi A'nın bu neyin karesi B'nin bu ikisinin farkı bu ikisinin toplamı bu ik bunları da çarpıyorsun beraber. Şimdi bir de tam kareler vardı buna biz iki kare farkı diyorduk bu çok önemli İki kare farkı diyorduk çok karşımıza geliyordu. Aynı zamanda bir de tam kareler vardı bu da aslında A artı B'nin veya A eksi B'nin karesi demek. A artı B'nin karesi bunun karesi artı... Ee, bunun karesi B kare ama araya bu ikisini çarpıp 2 ile çarpıyorsun topluyorsun. Burada A eksi B'nin karesinde A kare artı B kare yine var. Araya ise bu ikisini çarpıp Eksi bir şekilde 2AB şeklinde yazıyoruz. Eksi 2AB burada artı 2AB var. Yani aradaki tek fark A kare artı B kareden dışında artı 2AB eksi 2AB'de tam karelerde bunu bilmemiz gerekiyor. İki terimde ise şunu bilmemiz gerekiyor. Eğer bize bir iki terimli ifade verildiyse yani sorularda genellikle bu diyor bize. Bunu verdiği anda diyeceğiz ki İki terimli ise bu yüzde doksan ihtimalle şeydir e, iki kare farkıdır diyeceğiz. Sen neyin karesin x'in sen neyin karesin 5'in bununla bunu çıkar bununla bunu topla ve aralarında çarp diyoruz. Aslında iki terimli ise genellikle iki kare farkıdır bunu lütfen kazıyalım kafamıza sorularda karşımıza gelecek zaten. Üç terimli ise genellikle tam karedir yani üç terimli ifade gördüğümüz zaman tam kare diyeceksin... Bu neyin karesi x'in? Bu neyin karesi 3'ün? Bu ikisinin çarpımının iki katı burada var mı? Var. O zaman x artı 3'ün karesi yazacağız. Bu neyin karesi x'in? Bu neyin karesi 3'ün? Bu ikisinin çarpımının yani 3x'in iki katı var mı? 6x var. Ama burada eksi şeklinde o yüzden x eksi 3'ün karesi şeklinde özet bir konu özetiyle başladık. Şimdi de hadi bakalım cebrisel ifadelerde bu senenin en önemli kazanımı. Yani iki cebrisel ifadenin çarpımıyla alan bulma. Alan bulma çok çıkıyor karşımıza. Bak bu dikdörtgenin alanı nasıl biliyorduk? Kısa kenarla uzun kenarı çarparak. Yani x ile 2x eksi 3'ü çarparak buluyorduk ve bunu yaparken dağılma özelliğini kullanıyoruz. Yani bununla bunu, bununla bunu çarpmamız gerekiyor ayrıca. Hemen çarpalım. x ile 2x'i çarparsak unutmayalım. x ile x'in çarpımı x karedir. 5x ile 3'ün çarpımı bu x'i çarpılır 15x'tir. Ama 5x ile x'in çarpımı da bu x'i çarpılabilir ancak 5x karedir düşünüyoruz. x ile 2x'in çarpımı da 2x karedir. x ile eksi 3'ün çarpımı eksi 3x'tir. Dolayısıyla bunun alanı 2x kare eksi 3x alanına sahiptir diyebiliriz. Mesela buna bakalım. Burada da aynı şekilde x eksi 2 ile yani kısa kenarla Uzun kenar x artı 3'ü çarpmam gerekiyor. Burada 4 tane ok var. Çok dikkat edelim. Bununla bu. Bununla bu. Sonrasında farklı bir renkte yazıyorum. Eksi 2 ile bu. Eksi 2 ile bu. Yani hemen çarpalım bakalım. X eksi'nin çarpımı x kare. X e artı 3'ün çarpımı artı 3 x. Devam ediyorum. Yeşille yazmaya devam ediyorum. Eksi 2 ile eksi 2 dikkat edelim. Bu eksi 2 2 değil. Eksi 2 ile x'in çarpımı Eksi 2 x. Eksi 2 ile artı 3'ün çarpımı eksi 6 şeklinde yazıyorum. Sonrasında diyorum ki sen benzer terimsin. Bu iki tanesi benzer terim. O zaman diyorum ki x kare burada zaten vardı. Artı 3 elma eksi 2 elma artı 1 elma eksi 6 da burada kaldı. Dolayısıyla x kare artı x eksi 6 şeklinde bunun alanını ee, bulmuş oldum diyoruz. Peki geldik alanı verilen karenin bir kenar uzunluğunu bulmak. Bu da çok önemli veya alanı verilen bir dikdörtgenin bir kenar uzunluğu mu? Bir kere 3 terimli şeklinde verildiyse tamam diyeceğiz ki o zaman sen kardeş tam karesin. Sorularda %90 böyle çıkıyor dolayısıyla hiç endişe etmene gerek yok. Sen neyin karesin? 2x'in. Sen neyin karesin? 9. 3'ün. Bu ikisinin çarpımının yani 2x çarpı 3'ün 6x'in 2 katı burada var mı? Evet var. 12x 6x'in 2 katıdır doğru. Artı şeklinde mi? Evet. O zaman 2x ile 3'ü Aralarına artık olacak şekilde koy. Burada artı vardı çünkü. Üzerine de kare yaz. 2x artı 3'ün karesidir bu aslında. E sen buysan eğer o zaman bu karenin bir kenarı da 2x artı 3'tür. Çünkü 2x artı 3 de 2x artı 3'ün çarpımı aslında bu etmiş. Yani bu, bunun karesidir. Bunun alanıdır diyebiliriz. Şimdi bak burada iki terimli gördüm. O zaman sen bir iki kare farkısın. Sen neyin karesin? 6x'in. Sen neyin karesin? 3'ün. O zaman 6x ile 3'ü çıkar. 6x ile 3'ü topla ve birbirleriyle çarp. Ve buna iki kare farkı diyoruz biz işte. Dolayısıyla bununla bunun çarpımı bu edecek. O zaman bu 6x artı 3 ise bu da 6x eksi 3 olmak zorunda bilinmeyen kenarı da bulmuş olduk diyoruz. Şimdi geldik şimdi de LGS 2023 benzeri soruya. Herkes bu videoyu durdursun. Yapmaya çalışsın kendisi. Nasıl yapıldığını gerçekten benim anlatışımdan öğrenmek içinse sonra mutlaka izlesin. Yapabilse dahi, doğru cevabı bulsa dahi gizlesin. Çünkü gerçekten de farklı bir pencereden bakış açısı gösterebilirim. Mesela kenar uzunlukları şekilde verilen dikdörtgen şeklindeki parkın içine genişliği 3 metre olan yeşil bir bölge yapılacaktır. Tam bir LGS benzeri soru. 2023'te LGS'de aynı soru çıktı. Buna göre yeşil renkli bölgenin metrekare cinsinden alını veren cebisi ifadeyi bulunuz demiş. Şimdi Cebirsel ifade dediğimize göre cevaplarda x kare, y işte e, 6x, 5x gibi şeyler çıkacak. Burada da olduğu gibi. Mesela bunun bir kenarı x artı 8'miş, uzun kenarı da 3x 7'ymiş. Şimdi bir kere mühendislik gibi düşünmemiz gerekiyor olayı. Yani şimdi burada bir ev var, burada yeşil alanlar var. Şimdi bir kere şuradan şuraya hepsi 3x 7'ymiş. Şimdi buradan 3 metre, buradan 3 metre kırparsak şurayı bulabiliriz. Yani aslında 3x artı 7 denilen koskocaman bu uzunluktan bu 2-3 metreyi çıkartırsak ki 6 metredir bu. Yani 3x artı 7'den 6 metreyi çıkartırsak 3x artı 1'dir. İşte evin burasını bulmuş olduk. Şimdi devam ediyorum. x artı 8 dediğimiz bu uzunluktan buradaki 3 metreyi çıkartırsak o zaman şurası x artı 5'i bulmuş oluruz. Yani şuradan şuraya kadar. x artı 5 3 metre daha burası 3 metre ise toplamı x artı 8 oluyor zaten. Dolayısıyla evin kenarlarını bulmuş olduk. Şimdi ben yeşil alanı bulmak istiyorsam yapmam gereken olay şu: bütün bahçeden bütün bahçeden evin alanını çıkarmam gerekiyor. O zaman yani bahçe değil de hani e, tüm araziden tüm araziden evin alanını çıkartırsam yeşil renkte bahçe alanını bulabilirim. Arazinin alanı nedir? aslında uzun kenarla kısa kenarın çarpımı büyük dikdörtgenin alanıdır. Hadi yapalım bakalım. 3x artı 7 ile e, x artı 8'i çarpıp arazinin alanını bulalım. Burada da aynı şekilde ne yapmam gerekiyor? Dağılma kuralı ama dikkat et ikili dağılma var. Bir 3x ile çarpıyoruz her şeyi bir de 7 ile çarpıyoruz her şeyi. Yapalım hemen. E, 3x ile x'in çarpımı 3x kare. 3x ile 8'in çarpımı artı 24x. E, artı 7 ile x'in çarpımı artı 7x. Artı 7 ile 8'in çarpımı artı 56. Bu ikisi benzer terimler ve toplandığı zaman e, 3x kare hemen şöyle yapalım. Evet. 24 artı 7 artı 31x artı 56 bu arazimizin alanı. Şimdi arazimizin alanını bulduktan sonra neyi çıkarmamız gerekiyor? Evin alanını. Evin alanını nasıl buluruz? Evin alanını bulabilmek için de Burada 3x artı 1 ile x artı 5'i çarpmam gerekiyor. Hemen yapalım. 3x artı 1 ile x artı 5'i çarparsam eğer yine dağılma oklarını kullanıyorum. Bununla bu, bununla bu, bununla bu, bununla bu. Artık farklı renkte yazmam gerekiyor. 3x ile x'i çarparsak 3x kare. 3x ile 5'i çarparsak artı 15x. Artı 1 ile x'i çarparsak artı 1x. Artı 1 ile 5'i çarparsak artı 5. Dolayısıyla 3x kare bu ikisinin toplamı artı 16x artı 5 diyorum. Şimdi bizim bundan bunu çıkarmamız gerekiyor. Alt alta yazalım o zaman. Arazinin alanı 3x kare 3x kare artı 31x artı 56 idi. Bundan 3x kare artı 16x alt alta yazacağım daha rahat çıkartacağım. Artı 5'i çıkarmam gerekiyor. Çıkarmak için de şöyle yapıyorum. Bundan bu çıksın lütfen. Bunlar zaten birbirini götürür. 31 x 15, 16 x çıkarsa 15 x kalır. 56'dan 5 çıkarsa artı 51 kalır. 15 x artı 51 bizim cevabımızdır. İşte böyle birazcık daha uzun süren, sadece işlem karmaşası olan, sadece dikkatli çarp böl yaptığımız zaman doğru cevaba ulaşabileceğimiz sorular geliyor. Birazcık zaman tüketen sorular bunlar. Şimdi geldik. Alanın 4 x kare artı 24 x artı 36 santimetre olan kare şeklindeki ne varmış burada? Hatta şöyle makasımızı alalım. Evet. E, kart tam ortasından makasla iki eşit dikdörtgen parça ayrılıyor. Ben de senin için hazırladım bunu. Şimdi ayrılıyor sonrasında diğer dikdörtgenin köşesiyle üst üste gelecek şekilde orta noktaları yapıştırılıyor demiş. Yapalım. Şimdi bunu böyle kesiyorum. Aynı buradaki olduğu gibi. Kes, kesiyorum. Hop. Hop, 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 hop. Ortadan ikiye kesiyorum. Tamam. Ee, evet. Ama öncesinde kesmeden önce şöyle demişti. Alanı buy demişti. Şimdi alanı buysa eğer bu üç terimli bir kere. Bunun tam kare olduğunu söyleyeyim. Bu 2 x'in karesi. Bu 6'nın karesi. Bu ikisinin çarpımının yani... 2x çarpı 6 12x'in 2 katı burada var mı? Evet var. Artı şeklinde mi? Evet. O zaman 2x artı 6'nın Karesinden bahsediyoruz. O zaman bunun bir kenarı 2x artı 6 olmak zorunda. Burası da 2x artı 6 olmak zorunda. Burası da 2x artı 6'ı 2'ye böldüğün zaman burası x artı 3, x artı 3 olmak zorunda. Yani bunun yarısı, bunun yarısı x artı 3, x artı 3 şeklinde ayrılır. O zaman ben bu kağıdı böyle 2'ye böldüğüm zaman aslında bu e, kağıdın burası 2x artı 6, burası x artı 3 oluyor. x artı 3... Burası 2x artı 6 oluyor. Sonra diyor ki burası 2x artı 6 idi. Şimdi burası da 2x artı 6. Burası x artı 3. Diyor ki sonra diyor ki bunları şöyle yap diyor. Bunun ortası ya şöyle dururken bunun ortası bunun burasına gelsin diyor. Yani şunun tam ortasına gelsin diyor. E bu 2x artı 6'nın yarısı neydi? x artı 3'tü x artı 3'tü. E burada aynı şekilde şöyle yaptık ya. Bunun da, burası da 2x artı 6 Burada çünkü birbirine eşit. O zaman burası da x artı 3. Burası da x artı 3 olacak. Tamam. Şimdi diyor ki böyle koyduğumuz zaman diyor. Böyle koyduğumuz zaman diyor. Çekil 2'de oluşan bölgenin ön yüzünün santimetre cinsinden çevresini veren ifadeyi soruyor. Yani şunu soruyor bize. Hatta şöyle yapalım. Evet. Böyle koyduğumuz zaman bunun çevresini veren ifade. Bunun çevresini soruyor. Hemen yapalım. Şimdi çevre ne demekti? Bütün etrafımda tur atıyorum. Mesela ben buradayım. Buradan başladım. Böyle böyle geldim, 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 geldim. Buraya geldim. İşte benim çevremi bulmuş oluyorum. Şimdi bir kere... Burası x artı 3 ise burası da x artı 3'tür. Ee, burası x artı 3 ise burası da x artı 3'tür. Şimdi çevresinde devam ediyorum. Buradan geldim. Bir tane x artı 3. Bir tane daha x artı 3. Bir tane daha x artı 3. O zaman... 3 ee, tane x artı 3 oldu. Sonra buradan geliyorum. Burası aslında 2 tane x artı 3. Burası da bir x artı 3. Bir x artı 3. Bir x artı 3. 2 tane daha x artı 3. Yani aslında x artı 3'ten 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Bundan da 2 tane var. Yani yapmamız gereken şey 6 tane x artı 3 artı. Bir de 2 tane de 2 x artı 6 Cebrisel ifadesini bulmak. Bu da çok basit. Bunu dağıttığım zaman 6x artı 18. Bunu dağıttığım zaman 4x artı 12. Ve topladığım zaman 10x bu ikisinin toplamı artı 30 şeklinde bulmuş olduğum çevresini işte cevabımıza da 10x artı 30 şeklinde ulaşmış olduk diyoruz. Ha buradan da yapabilirim ya illa kağıt kullanmama gerek yok bu arada. LGS yine 2023 benzeri soru. Alanı 144 A kare santimetre kare olan kare şeklindeki bir halı. Eşit alanlı dört dikdörtgensel motiften oluşmuştu demiş. Tam halı varmış burada. Yeşil renkli bölgenin çevre uzunluğu kaç santimetre demiş. Bir kere alanı 144 A kare ise eğer. Bu bir kare ise eğer. Şimdi 144 A kare neyin karesidir diye düşüneceğiz. Bir kere 144 12'nin karesidir. 12'nin karesidir. A kare A'nın karesidir. O zaman 144 A kare 12 A'nın karesidir. Yani mesela sana şöyle söyleyeyim. 4 X kare neyin karesidir? 4 2'nin karesidir. X kare X'in karesidir. O zaman 4 X kare 2 X'in karesidir aslında. O zaman 144 A kare de 12 A'nın karesi. Bu çok önemli bir kural. Bu arada bunları çok kullanacağız. Daha doğrusu kural derken de bu özelliği bilmemiz gerekiyor. Çok sorularda geliyor. O zaman bu karenin alanı ise bu da bir kenarıdır. O zaman şurası 12A, şurası da 12A'dır. O zaman burası da 12A'dır. O zaman burası da 12A'dır. Ve bunlar eşit alanlı aslında dikdörtgensel bölgelermiş. Şimdi diyorum ki, şimdi bakalım. 12A ise burası. Bunlar birbirlerine eşitse eğer, eşit alan eşit dikdörtgensel bölgeler olduğu için. 12 ayı 3'e böldüğümüz zaman burası 4a 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 oluyor. 4a 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 da 12a'dır. O zaman burası 4a ise burası da 4a'dır. Burası da 4a'dır. Burası da 4a'dır. Bunları bir yazdım. Zaten mantıklı. 4 4 4'ünün toplamı 12a etmek zorunda. Şimdi devam ediyorum. Ee, burada bu dikdörtgenlerin alanları birbirine eşitmiş. O zaman diyoruz ki bütün alan kaçtı? 144'tü. Kaç tane dikdörtgen var burada aslında? 4 tane dikdörtgen var dolayısıyla 144'ü, 144, 144 a kareyi ben 4'e böldüğüm zaman 36 a kare bu dikdörtgenlerden bir tanesinin alanıdır. Şimdi 12 a ile neyi çarparsam 36 a kare eder? 3 a'yı. 12 çarpı 3 36 a çarpı a kare eder. Dolayısıyla 36 a kareyi böyle bulurum. 4 a ile neyi çarparsam 36 akare, a kare 9 a'yı. 9A çarpı 4A 36 A kare eder. 36 A kare bunun alanı. 36 A kare bunun alanı. Şimdi dolayısıyla bizden sorduğu şeye bakalım. Yeşil renkli bölgenin çevre uzunluğunu sormuştu. E bunun bütün kenarları bulduk. Uzun kenarı biliyoruz. Kısa kenarı biliyoruz. Bu ikisini topla. 15 A. 2 ile çarp. 30 A. 30 A çevre uzunluğumuz eder. Yeşil renkli bölgenin çevre uzunluğu diye sormuştu. Cevabımız 30 A. Geldik taktikli kitabımızdan sayfa yüzdeki üçüncü soru. Bu arada taktikli kitabımızda da dijital sorular var. Onu da söylemek istiyorum. Sayfa yüze bakıyoruz. Sayfa yüze bakıyoruz. Bu dijital soruları da her bir testin sonunda mutlaka çözün. Kitabı olan arkadaşlarımız test 43'teki üçüncü soru. Yani şu soruyu yapacağız. Basit bir soruya benziyor ama güzel bir örnek. LGS tarzı örnek. Burada birazcık daha kazık sorular da var onu da söylemek istiyorum. E, mutlaka buradaki soruları da çözmeye çalışın. Sağdaki sorular birazcık daha kazık onu da söylemek istiyorum. Şimdi geldik aşağıda bazı şekiller ve bu şekillerin ifade ettiği işlemler verilmiştir. Bakalım kare içerisine yazılan ifadesinin karesini alır. Oklar içerisine yazılan ifadelerin birbirine çarpar yuvarlak bir pembe e, daire işte elips içerisine yazılan tüm ifadeleri toplar. Bakalım o zaman. Şimdi bir kere içerisine yazılan ifadenin karesini alır demiş. O zaman x artı 3'ün karesini almam gerekiyor. Ha. Bir alalım bakalım. X artı 3'ün x artı 3'ün karesi nasıl alınırdı? Bunun karesini alıyorum x kare. Bunun karesini alıyorum artı 9. Bu ikisini çarpıp 3x 2 ile çarp 6x ve bunları topla. Artı 6x'i ortaya yazıyorum. Tamam tam kareye yazmış oldum. Şimdi bunlar ise içerisinde yazılan ifade birbirine çarpar demiş. O zaman 2x'e x eksi 3'ü çarpmam gerekiyor. 2x'e x eksi 3'ü çarpmam gerekiyor. Bununla bunu, bununla bunu. 2x'e x'i çarparsam 2x kare. 2 e x eksi 3'ü çarparsam eksi 6x. O zaman bunu da buldum. Süper. Bunu da bulmuştum zaten. O zaman bunu bulduk. Tamam. Bunu bulduk. 2x kare eksi 6x. Bunu da bulduk. Şimdi pembe Diyor. ...elipse bu içerisindeki her şeyi topla diyor. Yani bununla bunu toplamamız gerekiyor. E toplayalım. X kare ile 2X kareyi toplarsak 3X kare eder. 6X'e e artı 6X'e eksi 6X sıfır e e eder... Artı 9 da eklediğim zaman 3x kare artı 9 ediyor cevabımız. Verilen şekli, buna yukarıda verilen şeklin ifade ettiği cebisi ifadenin kat sayıları toplamı. Bir kere kat sayı demek x'in, y'nin, a'nın, b'nin dışındaki normal insan sayıları. Bunun kat sayısı 3'tür. Bunun kat sayısı 9'dur. 3 ile 9'un toplamı da 12'dir. Cevabımız a seçeneğidir diyoruz. Yeni bir sorumuz var. Zoru Bankamızdan bu sefer. Zoru Bankamızı alalım. Zoru Bankamızda da çok birazcık kazık sorular var bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Sayfa 113'ü e açıyorum. Cibrisel ifade testinde. Son soru. Altıncı soru. Hadi beraber bakalım bunu çözmeye çalışalım. Ee, değişik bir soru ama çok güzel bir soru gerçekten de. Şimdi. Her birinin bir kenar uzunluğu 2x artı 1 birim olan kare ve dikdörtgen şeklindeki kartlar sayı doğru üzerine aralarındaki mesafeler x artı 2 birim olacak şekilde. Bak x artı 2. x artı 2 aşağıdaki gibi dizilmişti demiş. Üzerinde birim kare cinsinden alanları yazan bu kartlardan ilk kartın bir köşesi eksi 5. Burası eksi 5 noktasıymış sayı doğrusunda. Son kartın bir köşesi 15. Burası 15. Aralarındaki mesafe bu arada 20'dir. 15'ten 0'a kadar 15. Eksi 5'ten 0'a kadar 5. Toplamda 20 mesafe var. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi Buna göre bu sayı doğrusu üzerinde K ile gösterilen nokta aşağıdaki hangisi de demiş? Şu noktanın kaç olduğunu. 3 mü, 5 mi, 6 mı, 7 mi, 8 mi onu soruyor bize. Şimdi bir kere şuna dikkat ederim. Burası, burası 2x artı 1 uzunluğu. O zaman burası 2x artı 1 ise burası da 2x artı 1. Burası da 2x artı 1. Burası da 2x artı 1. Burası da 2x artı 1 uzunluğundadır. Bir kere bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi ben şunu gördüğüm anda diyorum ki ya sen bir tam karesin. Neyin tam karesin? Bak 4x kare 2x'in karesidir. 1, 1'in karesidir. Ve bunların iki katı, çarpımının iki katı zaten ortada var. Ve artı şeklinde. O zaman sen 2x artı 1'in karesisin. O zaman bunun alanı 2x artı 1'in karesi ise bu 2x artı 1 ise Burası da 2x artı 1'dir. Çünkü 2x artı 1 çarpı 2x artı 1'miş demek ki bunun alanı. Süper. Burayı bulduk. Şu mesafeyi bulduk. Şu mesafeyi biliyoruz artık 2x artı 1'miş. Şimdi şunu gördüğüm zaman iki terimli. O zaman sen 2x'in karesisin. Sen 1'in karesin. 2x eksi 1 ile 2x artı 1'in çarpımıdır bu aslında. 2 kare farkı bir çıkar bir topla çarp. O zaman bu 2x artı 1 ile ise... Çünkü bu kenarla bu kenarın çarpımı diye bunun alanı. Bu 2x artı 1 ise bu da 2x eksi 1'dir aslında. O zaman şu mesafeyi de biliyoruz artık. Şimdi devam ediyorum. Bu aslında 4 parantezini aldığımız zaman 4 parantezinde bu 4 kere 2x'tir. Bu da 4 kere 1'dir. 4 çarpı 2x artı 1'dir aslında bu. O zaman bu kenarla bu kenarın çarpımı bu ediyorsa bunun alanı. Dolayısıyla bu 2x artı 1 ise bu da 4'tür aslında. Burası da 4 birimdir. Ha, bak çok basitleşti artık. Şuradan şuraya kadar eksi 5'ten 15'e kadar olan mesafenin 20 olduğunu baştan söylemiştim. Ve bu 20 mesafesinin içerisinde 2x artı 1 var artı x artı 2 var artı 2x eksi 1 var artı e, x artı 2 var artı bir de 4 var bunun hepsinin toplamı 20 etmek zorunda. Yani bir denklem çözeceğiz. Hadi bakalım denklemimizi çözelim. Burada 2x 1x daha 3x, 2x daha 5x, 1x daha 6x, o zaman 6x. Sonra art 1, 2 daha 3, 1 çıkar 2, 2 ekle 4, 4 ekle 8. Yani 6x artı 8 oluyor. 6x artı 8, 20 çıkması gerekiyor. Yani bunları topladım. Bunları toplarsan aslında 2 elma, 1 elma, 2 elma, 1 elma toplam 6 elma. Ee, 1 2 e, Bunlar zaten birbirini götürüyor 2 2 daha 4 4 daha 8 6x artı 8 şimdi 6x artı 8 20 ise 6x eşittir 12'dir x eşittir 6, e, 2'dir aslında x eşittir 2'dir Şimdi 6x seç ise x= eşittir 2'dir ve bizden istediği şey şu K noktası Yani e, şu araradaki mesajfaayım x x= eşittir 2 ise bu x artı 2 4'tür zaten o zaman 15'ten 4. 4 iki tane geri gidersen 15'ten 8 geriye git 7 noktasına ulaşırsın cevabımızın C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde sorularımızı çözdük. Hadi ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın bakalım. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.